Öncelikle hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabi kut'a çekilişi bağ bozumu gibi hasat mevsimi. Ben öncelikle emeği geçen iki tane derneğimiz var. İki dernek başkanına çok teşekkür ediyorum. Vedat Gür başkanıma, Türk Yemekler Derneği başkanımıza, Mehmet Kayabaş başkanımıza, tüm İşçi Yemekler Dernek başkanına. Süreçte bizim de katkımız çok fazla oldu. Başkanlarımızın TOKİ'ye ihtiyacı vardı, talepleri vardı. TOKİ'ye defaten gittik, geldik. Hamdolsun sonuç aldık. Bugün 800'e yakın konut tamamlandı. Bu 800 tane konutumuzda inşallah Elazığlı hemşehrilerimiz oturacak. Böyle olunca kendileri de bugün bizlerle olmak istediler. Ben bizlerle olma isteğinden dolayı başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii emeklilerimiz bu konuda biraz daha böyle ekonomik açıdan sıkıntıda olan bir kesim. Onların bugün yüzlerindeki ve gözlerindeki sevinci onlarla birlikte paylaşmış olmak fevkalade sevindirici. İçeride hakikaten bir coşku. Bir yandan da işte gönüllerindeki dairenin kuvvetini çekebilmek için bir telaşa söz konusu ama neticede buraya giren herkes ev sahibi olarak çıkmış oluyor. Hayırlı ve uğurlu olsun, mutlu olsunlar, huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde aileleriyle otursunlar temennisinde bulunmak istiyorum. Tabii böyle bir beklenti içerisine sokmak çok doğru olmaz. Yani siyaset biraz da gerçekçi yapılmalı bence. Maliyetine göre taksitlendirme yapılıyor. İhale şartlarına göre taksitlendirme yapılıyor. Bu bizim milletvekili olduğumuz günden bugüne önümüze en çok gelen konulardan bir tanesi. Değişik AFAD konutlarında bile değişik zamanlarda yapılan aynı metrekaredeki konutların fiyatları değişik olabiliyor. Niye? O günün ihale şartları değişik olabiliyor. O günün malzeme fiyatları değişik olabiliyor. Böyle olunca da fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Şimdiden böyle bir beklenti içerisine sokmak yanlış olur diye düşünüyorum. Peki efendim.